Sevre doğru. Bir müddet sonra sev muahidesinin imza olması zamanı gelip çattı. O vakit damat Ferit Paşa beni çağırdı ve vaktiyle padişaha çit köşkünde mülaki olduğum zaman vermiş olduğum sözü ve vaadi hatırlattı. Tabii gidemem diyemezdim. Binaenaleyh emrinize hazırım paşam dedim. Zaten daha ben şuray devlet reisi sıfatıyla onlar meclisi huzuruna çıkmazdan evvel 1919 senesi Mayıs'ın 26. Pazar günü Yıldız Sarayı'nda toplanmış olan Şuray Saltanat mağlubiyetimizi kabul ve tasdik ederek bir an evvel sulhun akdine ve imzalanmasına karar vermişti. Hiçbir hırsa kapılmadan tam ve mutlak bir bir taraflık Fikir istiklali ile ve niyet hulusu ile anlatmakta olduğum bu vakaların layıkıyla ile kavranabilmesi için bugün pek çok kimselerce külliyen meçhul bulunan bu şurayı saltanat vakası üzerinde biraz durmak ve layıkıyla tahsilat vermeyi zaruri bulurum. Çünkü bütün kararların kaynağı bu şurayı saltanat hakkında o devri idrak etmemiş milyonlarca vatandaşlara tam bir fikir vermek için o zaman çıkmakta olan ve hatta iddiaçıların icra meclisi reisi eski Marif Nazırı Şükrü Bey merhum İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'ya suikasttan dolayı itham edilip salben idam edilen Şükrü Bey. Tarafından neşedilmekte bulunan Zaman Gazetesi'nin 26 Mayıs 1919 tarihli nüshasında verilen izahatı nakletmek çok faydalı bir şey olur. Şurayı Saltanat ve Mukadderatı devlet. Hayati meselelerimiz hakkında müdaveleyi efkar edilmek ve lazım gelen tedavire tevessül olunmak üzere Mabeyni Hümayun'da inkidadı mukarrer olan Şuray-ı Saltanat bugün Bade Zervel saat 2'de Yıldız Sarayı Hümayun'unda huzuri mülakanede akt içtima edecektir. Malum olduğu üzere Balkan Harbi esnasında da bir Şurayi Saltanat akdedilmiş ve bu içtimada Edirne'nin Bulgarlara terk edilip edilmemesi meselesi tezekkür olunmuştu. O zaman mevki iktidarda bulunan Kamil Paşa kabinesi Şurayi Saltanat'ta mufassal bir beyanname kıraat etmiş ve bu içtimada da birçok ricali mülkiye ve askeriye heyeti ayan azası ve zevati sahire hazır bulunmuştu. Bugün in ikat edecek olan Şura-i Saltanat ise o zamanda toplanan Şura-i Saltanat'tan pek ziyade haiz-i ehemmiyet bulunmaktadır. İstihsal ettiğimiz malumata göre Şura-i Saltanat'ta Veliahtı Saltanat ve Şehzadegan Hazeratı'ndan başka Berveç ati zevat hazır bulunacaktır. Heyeti Vukala Sadrazam ve Harici Nazır Damat Ferit Paşa, Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi, Meclis-i Memur Sadri Resbak Ahmet İzzet ve Tevfik Paşalarla Harbiye Nazırı Sabıkı Muşir Şakir, Bahriye Nazırı Esbakı Ali Rıza, Harbiye Nazırı Esbakı Abuk Ahmet, Bahriye Nazırı Esbakı Çürük Sulu Mahmut Reşit Akif ve Amasya Mebusu Sabıkı İsmail Hakkı Paşalarla Şehlül İslamı Esbak Haydarizade İbrahim Vaka Nüvis Abdurrahman Şeref Efendiler ve Şuray Devlet Reisi Rıza Tevfik Marif Nazırı Said Nafya Nazırı Ferit Maliye Nazırı Tevfik Ticaret ve Ziraat Nazırı Ethem Dahili Nazırı Ali Kemal Beyler ve Harbiye Nazırı Şevket Turgut Bahriye Nazırı Avni Paşalar ve Efkaf Nazırı Hamdi, Adliye Nazırı Vasfi Efendiler. Heyeti Ayan Reis Mustafa Asım Efendi, Azza Ahmet Rıza Bey, Nuri Bey, Nail Bey, Şerif Nasır Bey, Mavroni Bey, Faik Bey, Şerif Ali Haydar Paşa, Süleyman Paşa, Rıza Paşa, Cafer Paşa, Ömer Rüşdi Paşa, Müşir Fuat Paşa, Müşir Osman Paşa, Seyyid Abdülkadir Efendi, Artistidi Paşa, Aram Efendi, Zeynel Abidin Efendi, Keçizade İzzet Fuat Paşa, Muhittin Efendi. Şurayı Devlet ve Divanı Muhasebat Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Celal, Tanzimat Dairesi Reisi Saadettin Beylerle Maliye ve Nafya Dairesi Reisi Sanisi Nazif Efendi, Divanı Muhasebat Reisi Armenak Efendi ve Reisi Sani Cemal Bey. Darül Fonu'nun mümessilleri, Tıp Fakültesi namına müderris Akil Muhtar, Kerim Sebati Beyler ile Besim Ömer, Asaf Derviş Paşalar ve Hukuk Fakültesi namına Hukuki Düvel Müderrisi Selahattin, Hukuki idare Müderrisi Müslihittin Adil ve Hukuki İslamiye Muallimi Aydın Mevusi Sabiki Veli ve Usuli Muhakematı Cezaiye Muallimi Yusuf Siyah, Edebiyat Şubesi namına Tarihi Edebiyat Müderrisi Zade Fuat, Terbiye Müderrisi İsmail Hakkı, Tarihi İslam Muallimi Şemsettin, Tarihi Felsefe Muallimi Mehmet Emin, Fen Fakültesi namına Doktor Kemal Cenab, Mühendis Burhanettin Beyler ile Rasathane Müdürü Fatin Efendi, Matbuat Mühemesilleri İstiklal Gazetesi Baş Muharriri Rauf Ahmet. Yeni Gazete Sel Muharire Mahmut Sadık Tasviri Efkar Sel Muharire Velid Ebu Ziya Alemdar Gazetesi Sel Muharire Refi Cevat Vakit Gazetesi Baş Muharire Mehmet Asım Akşam Gazetesi Sel Muharire Necmettin Sadık İleri Gazetesi Muharirlerinden Ahmet Saki ve Sabah Gazetesi Muharirlerinden Hilali Beyler Heyeti Muhtelife Mümessilleri Bunlardan başka Şura-i Saltanat'ın Ricali ilmiyeden olup tarafı meşihattan intihap edilecek 6 ve Erkan'ı askeriyeden harbi nazının intihap edeceği 10 ve Ümera'yı Bahriye'den, Bahriye'den Bahriye Nazırı'nın intihap edeceği 4 zat ile Darül Hikmetil İslamiyece Müntehab 2 ağza Mehamiler cemiyetinden 3, Ticaret Odası'ndan 4 zat ile sabık ve lahik çelebi efendiler. Vahdedi Milliye Milli Kongre Trabzon Paşa ile Adana İzmir Bilayet-i Şakiye Müdafaa-i Hukuki Milliye ve Kürt Teavvün Cemiyetleri ve Milli Ahrar Hürriyet ve İtilaf ve Sulh ve Selamet Fırkalarından müntehap iki şerzat hazır bulunacaktır. Hariciyeden davet edilenler Şurayı Saltanatı Harici Nezaretinden Petersburg Sefir Vekili Orta Elçi Fahrettin, Orta Elçi Galip Kemali, Umure Siyasiye Müdürü Umumisi Orta Elçi Reşit, Sofya Sefiri Orta Elçi Sefa Beyler iştirak eyleyeceklerdir. Harbiye nezaretinden gidecek olanlar, Harbiye nezareti tarafından şurayı saltanatta bulunacak zevat, ber ve atidir. Müşir Kazım Paşa, Harbiye nezareti müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa, 1. Ordu müfettişi Ferit Paşa, Ordu Dairesi Reisi Hilmi Paşa Muamelatı Zati İdaresi Reisi Basri Paşa Divanı Temyizi Askeri Reisi Fuat Paşa Ferik Esat Paşa Salih Paşa Milli Kongre Mürahasaları Milli Kongre namına Konya Vali Esbakı Hüsnü Bey ile Ali Şükrü Bey Şurayı Saltanatı hazır bulunacaktır. Tebligi Resmi Bugünkü pazartesi günü saat 2'de Yıldız Sarayı Humayun'unda inikat edecek olan meclisi meşverete dahil olacak zevata davetiye varakaları gönderilmiş ve davetiyeyi hamil olmayan zevatın meclise kabul edilmemesi tabii bulunmuş olduğundan. Medüvini kiramın mezgür varakaları nezlerinde bulundurarak saray-ı humayunda ailesine iraye etmeleri lazımdır. Yalnız ayağını kiram davetiyesiz dahil olabileceklerdir. Meclise med'u olan muhtelif zümrelerin her birinden yalnız birer zat söyleyebilir. Yalnız ayağını kiram ile mazulini vukala ve süfera alel itilaf bu kayıttan hüsnesna olduğu gibi. Darülfunun ile matbuat cemiyeti mesilleri meyanından istisnayen ikişer zatın söz söylemesi caizdir. Şurayı saltanata medu bulunanlara Bugünkü pazartesi günü Yıldız Sarayı Humayununda inikat edecek meclisi meşverede medvu bulunan zevatın Beşiktaş'ta sarayı muallayı, meskura kadar azimetleri için miktarı kafi arabalar tahsis kılındığı ve arabaların vasati saat yarımdan ikiye çeyrek kalıncaya kadar Beşiktaş'ta tramvay garajı önünde hazır bulunacağı tebliğ olunur. Şurayı saltanatta neler konuşulup görüşüldüğünü ise 27 Mayıs tarihli İstanbul gazeteleri şöyle anlatıyorlardı. Yıldız Sarayı Humayununda Yıldız Sarayı Humayununda in ikatı mukarrer olan Meclis-i Meşveret'in 26 Mayıs 1335-1919 Badez Zurh Saat Saat 3'te Zati Hazreti Padişahı tarafından resmi küşadı icra buyurulmuştur. Medüvi'nin rükubuna tahsis kılınmış olan arabalar Beşiktaş Tramvay Garajı'nın üst tarafındaki Yıldız Sokağı köşesi başında bekliyor ve meclisi meşverede davetli bulunan Zevat-ı Sarayı Humayun'a ihsal eğiliyordu. Yıldız Sarayı Humayun'un Maben Kapısı önüne ikame olunan Zabda Memurini ve Hademe-i Şahane tarafından peyderpey vurut eden heyetler istikbal olmuyordu. Saat bir buçuktan itibaren heyeti vukala, heyeti ayan, mensubini askeriye, ilmiye ve mülkiye, matbuat heyeti fırakı siyasiden intihap bulunan zevat sarayı hümayunun iç mabeyn kapısından dahil olarak alt kat salonda sureti hususiyete içtima eylemişlerdi. 3'e çeyrek kala Saat iki buçukta meclisi meşveret azası tamamen mabeyin dairesi salonda hazır bulunmaktaydılar. Vükela salonun sol tarafındaki vükela odasında heyet ayan ve sair süfera ve vükela odası karşısındaki odada içtima eylemiş bulunmaktaydılar Saat 3'e çeyrek kala meclisi meşveretin mahalli inikadı ittihaz edilen heyeti vükela süfera mazul ricali mülkiye ayan ilmiye matbuat ve fırakı siyasi erkanı davet edildiler ve heyeti müntehabe üçer döner sıra ile merdivenlerden çıkarak meclise dahil oldular. Şurayı saltanatın padişah tarafından açılmasına sıra gelince azadan başka herkes salonu terk etmişti. İçtima salonu Şurayı saltanata ittihaz olunan salon geniş üç kısımdan ibaretti. Yan kısımlar ikişer mermer sütunlu ortadaki büyük bahçeden tefrik edilmişti. İki kanatlı kapıdan dahil olduğu zaman kapıya mukabil Hint kari bir paravana kenarından geçilerek salona giriliyordu. Salonun ortasındaki büyük avize altında yuvarlak bir masa bulunuyordu. Girilen kapının tam karşısında diğer salon açılan kapı kapalı. Üç kapıdan ortadaki büyük kapının önüne riyasete mahsus masa vaaz edilmiş bulunuyordu. Salonun sağ kısmı ikiye ayrılarak mensubini askeriyeye sol taraftaki kısımda da aynı suretle taksim edilerek vukala süfera mazulinle ilmiye mensubinine tahsis kılınmıştı. Orta kısımda yani makam-ı riyasetin sol ve sağ taraflarında ayan azası karşısında da matbuat ve kısmen yan tarafına Darülfun'un bırakı siyasi heyetleri aslı mevki eylemiş bulunuyorlardı. Zabıt kâtipleri salon kapısının sol tarafındaki köşede ifa’yı vasife ediyorlardı. Söz alacaklar, Mükerratı mütehide, mücibince, iradı kelam edeceklerin esamisi aler usul CS'yi iptidardan evvel kaydedilmek üzere Yaver Paşa tarafından program dairesinde heyet heyet sokuldu ve kaydedildi. Vükela ayan ve süfera bu kayda dahil olmadıklarından muhtelif heyetler namına söz alanlar zevatı atiyeden ibarettir. Darülfun'un namına Selahattin Bey, Baro namına Celalettin Arif Bey, Matbuat namına Ser Muharririmiz Velid ve İstihlal Ser Muharriri Rauf Ahmet Beyler. Darul Hilafeti Aliye'den Hamdi, Trabzon heyeti namına Ömer Fevzi, Milli Kongre namına Hüsnü, Hürriyet ve İtilaf Fırkası namına Miralay Sadık, Adana Cemiyeti namına Cenani, Milli Ahrar'dan Refi Beyler söz almışlardır. Program Meclisin sureti teşekkülüne dair tanzim olunan programın mevaddi esasiyesini berveç zir derceyliyoruz. Sarayı hümayunda in ikat edecek meclis sırf istişari bir mahiyette olup huzarın vaziyeti hazırı hakkında ittihazı müktezi tedabire dair efkar ve mütalaatına kesbi ittila ile tevvir edecektir. Meclis tarafı Hazreti Padişahiden küşat buyrulacaktır. Meclisin adını mütakip Sadrazam Paşa Hazretleri tarafından vaziyeti hazırı hakkında malumat ita olunacaktır. Her heyetten yalnız bir zat iradı kelam hakkını haizdir. Ayağını kiram ile mazulin mükela ve süfera bu kaydan müstesnadır. Darül ve matbaat cemiyetlerinden ikişer zat irade kelam edebilirler. Söz söylemeyi arzu eden zevat esamisini meclisin küşadından evvel kaydettirmek şartıyla hakkı kelamı haiz olacak ve Hüsnü Cereyan'ı müzakerata memur iki zattan birinin itirarıyla tarafı sedaret penahiden sıra gelene söz verilecektir. Meclis-i Ali'de vuku bulacak beyanat meclisi umumi zabıt katipleri tarafından zapt olunacaktır. İrade kelam için şerati Atiye'ye riayet labuddur. Evvela bugünkü vaziyetin esbabı ve ileri mukaddemesinden bahis olunmayacak. Yalnız çare islahına hasrı kelam ile mevzu bahis olan hali hazır hududundan harici çıkılmaması. Saniyen söz söyleyecek zevat tarafından makamı riyasete hitap edilip yek diğeriyle muhavere ve münakaşadan ihtiras edilmesi. Salisen, akvam ve anasır ve eşyas hakkında muhilli hürmet, tabirat ve istimalinden tevaki edilerek hiçbir sebeple saadetten harice çıkılmaması sureti mahsusa ve kat'iyye de huzuru kiramdan rica olunur. Rabian, müddet kelam azami 15 dakika olduğunun nazara dikkate alınması ayrıca mütemennadır heyeti vekelace bir günah mütela irat olunmayıp yalnız beyanatı vaka istima olunacaktır. Padişah salonu terk ettikten sonra riyasete damat Ferit Paşa gelmişti. Meclisin küşadı. Söz isteyen zevatın esamisi kaydedilirken sadrazam Ferit Paşa meclise dahil oldu ve riyaset mevkiini işgal eyledi. Artık meclis zat Şahane tarafından kürşat buyrulacağından arzadan gayri zevat salonu terk ettiler. Mütakiben Zat-ı Hazreti Padişahı Veliat Abdülmecit Efendi Hazretleri ile birlikte salona teşrif buyurdular ve beyanatı Atiye'yi malukane ile Meclis'i kürşat eylediler. Beyanat-ı Vaziyeti hazıra-i devletten dolayı vıkalayı devlet ayağını kiramı mütehayizanı buraya davet ettik. Devleti Osmaniye'mizin düçar olduğu müşkülat hakkında acilen lazım gelen tedabiri ittaz etmek ve hüzarı kiramın her birerlerinin layığı hatır olacak fikirlerini ve reyi mütalalarını beyan etmeleri itibariyle bu içtimai müteyyemen ve mesut addediyorum. Bu meclis hamlemiz hakkında bahisi intibah ve hidayet buyurmasını Cenabı Vahiy Bülte Ataya Hazretlerinden niyaz ederim. Riyaseti Sadrazam Paşa'ya havale eyledim. Zatı Şahane salonu terk ettikten sonra Sadrazam Paşa riyaset mevkiini işgal ve atideki izahatı kıraat eyledi. Sadrazam Paşa'nın izahatı 2 Ağustos 1914 tarihiyle Devlet Osmaniye ve Almanya arasında İstanbul'da akdedilmiş olan tedafi ittifak bir takım sefahatten geçerek muahedatı muntazama ile tecavüzi bir hale inkılap etmiş ve 17.30 Teşrini evvel 1914 tarihinde devletin harbi hail sefati cümleye malum olduktan maada bu meclisi alide maziden ve vukuatı ahirenin sevayik ve avamiliğinden bahsetmek iddiaz edilen programa muhalif olduğundan ifadatım yalnız hal ve istikbale ait olacaktır. 30 Teşrin Evvel 1918 tarihinde imza edilen mütarekaneameyi müzakareti sulhiye yakından takip etmek lazım gelirken muarif milletler arasında kadim ve mütarif olan bu teamüle rağmen 7 aydan beri hali sulhe elan avdet edilemedi. Malum aileleri olduğu üzere harbi ahir muvazane-i alemi külliyen ihlal ettiğinden Paris'te Amerika Reisi Cumhuru Hazretlerinin iştirakiyle düveli ittifakiye ve İtilafiye erkanı muhim muhimmesinden müteşekkil konferansın deruhte edilen mesaili şeddanın tetkiki zamanı medide mütevavakıf idi. Zümreyi mağlubiyeden Almanya ve Avusturya'nın hal ve vaziyetinin tayini tahakkuk edeceğinden bu müddette mesaimiz milleti Osmaniye'nin muhibbi kadimi ve müttefiki olan iki muazzam millet aleyhine ilan ve kerhen sevk edildiği muharebeden asla mesul olmadığını ve küçük milletlerden bazı azamız tarafından Avrupa payitahtlarından kemali maharetle aleyhimizde tasni edilip kanun hilafına her tarafta ifham ve ilamına sarfı mesai edildi. Ve mütarekeyi mütakip Avrupa'da aleyhimize makalatı şedide neşreden gazetelere karşı lehimize idareyi lisan eder matbuat husuyla geldi. İstanbul'da bulunan mümessili siyasilerle münasebetimiz hali sulhte bulunmadığımıza rağmen günden güne kesbi salah ederek Mile ile arasında cari olduğu üzere bir hürmet ve nezaketi mütekabile vadisinde devam etmiş. Ve fakat hiçbir vakit bu mühterem rical siyasiyi ecnebiye tarafından istikbal hakkında ümidi baş bir söz sağdır olmayarak kendilerinin burada yalnız Paris konferansı mukarreratını icraya memur olduklarını beyanda daim bulunmaları hasebiyle İstikbalin vahameti muhtemelesinden mütevahişit olduğu halde malemal alam ve fakat sadır olacak sulhun millet Osmaniye'nin kesbi vuzuh edecek masumiyetine muvaffık bir surette mütedil olması beşeri tarihinde ipka eylediğimiz her türlü teşebbüsattan ziyade adaleti ezeliyeden ümit ve intizar eylemekte idik. Vakta ki Mayıs'ın 14. günü sabah saat 11'de İngiltere'nin fevkalade murahası Amiral Webb Hazretleri Nişantaşı'na mükim olduğum haneye gelerek tercümesi ber ve çizir notayı ita eyledi. 1. Paris'te münakit meclisi haliden aldığı emre tevfikan hareket eyleyen ve el yem. İzmir sularında bulunan düveyle itilafiye Kuvayi Bahriyesi Ümerası'nın en kıdemlisi Vice Amiral Karl Torp tarafından vuku bulan işar üzerine İzmir kalelerinin bedama düveli itilafiye müfrezelerine devri teslim kılınacağını hükmeti seniyeye ihbar vazifesi ile mükellefim. 2- Buna tevfikan o emri lazime ısrar eylemesini hükümeti seniyeden rica ile kes bir far eylerim. 3. İzmir civarındaki vaziyeti hazıra ve müterakâneme ahkamı iktisasınca bu hareket işgaliyeye teşebbüs olunduğunu zatı alilerine ilaveten beyanla aldığım talimat icabındadır. Web Damat Ferit Paşa Şurayı Saltanatı İzmir'in düşman tarafından işgali hakkında izahat veriyordu. Şu ani teklif Paris'te Mahdudil Adet Zevatı Muhteremeden Müteşekkil Konferans tarafından ittaz edilen bir karara müstenit sadır olan mükerraata kable-i ittila ve hatta Avrupa mefahili siyasi için dahi muhal olup ancak bir zamandan beri Yunanların Bahri Sefit Havzası'nda ve Trakya'da tecavüzatından maada Anadolu'nun Nikati Sairesi'nin dahi bazı düveli itilafiye Asakiri tarafına işgal edilmesi hükümeti Osmaniye'yi amik bir endişeye düçar eylediğinden tecavüzatı vaka aleyhinde ve esbabı menisinin İstihsali hakkında mümessili siyasiler nezdinde teşebbüs saati daimede bulunulmuş olduğu gibi şimdi kıraat eylediğim amiral web hazretlerinin notasına dahi berveci ati cevabı 14 Mayıs'ta gece saat 10 raddelerinde İngiltere sefaretine tevdi eylemiş idim. Sadrazam ve Harici Nazırı Fehamütlü Damat Ferit Paşa hazretleri tarafından ders aadette bulunan Düveyli itlâfiye fevkalade komiserlerine irsal olunan cevabi notanın tercümesidir. Düveli müttefike namına olarak tarafı asilanelerinden tevdi buyrulan 14 Mayıs 1919 tarihli ve 1913 numaralı notada Paris konferansında İzmir istihkamatının düveli muazzama Asakeri tarafından işgaline dair ittihaz olunan karar tebliği ve işgal talebi mütareke mukavele namesinin 7. maddesine müstenit bulunduğu ilaveten işar kılınmıştır. Dünden beri İzmir valisinin tarafıma gönderdiği müteaddit telgraf namelerinden notada bildirilen ve yalnız kalelerden ibaret olması lazım gelen şekli işgalin tadil edildiğini istinbat ediyorum.'' Fil Hakika Amiral Kaltorp Hazretleri Yunan Asakiri'nin şehre dahil olacağını valiye tebliğ eylemiştir. Hükümeti Osmani Akdeniz sahilindeki vilayetimizde halen böyle bir tedbiri muhik gösterecek hiçbir sebep bulunmadığını evvel ve evvel beyan eylemeyi vazife addeder. Düveli muhtelife mevcudiyetinden bir lahza bile şüphe etmediğim takdiri alileri ve hissiyatı nısvet şiareneleri İktizasınca hükümeti Osmaniye'nin askerimizi tezid etmek hususundaki iki aydan beri vaki olan metalibini kabul buyurmuş olsa idiler, vilayeti meskuredi asayiş daha mükemmel bir surette temin edilmiş bulunurdu. Şimdiye kadar cevapsız kalmış olan teklifimiz veçi ile silah altında 70 bin kişi bulundurmaklığımız lazım gelir iken epeyce vasi bir saha dahilinde ve dağınık halde olmak üzere ancak 40 bin mevcut bulunuyor. Hükümet Osmanlı İzmir'in kuvayı itilafi tarafından işgali hakkındaki Paris konferansı mükerratına muhalefet etmez. Lakin bir Yunan işgaline de tavan muvafakat etmez. Zira devleti Osmaniye'nin bir cüzi gayri müttefiki olan bir Asya şehrinin ne ırk, ne tarih, ne de coğrafya noktayı nazarlarından Avrupa'yı Yunanistan'la hiçbir alakası yoktur. Eğer hatıratı tarihe bir hak teşkil edebilmiş olsa, Bahri Sefit Sevali Hilleri'nin birçok nikatının da aynı akibete düçar olması iktiza eder.'' tarihi kademin karıştırılması mesaili muhalakanın hallini temin edemeyip teşebbüşü tezid eder. Osmanlı kavmi ki her sürüklendiği bir harbi afet engizin neticesi olarak düçar oldu felaketin vüsatı hakkında hiçbir hayale kapılmamıştır. Fakat Osmanlı kavmini yeğiz ve nevmi diye sevk edecek keyfiyet hiçbir yerde kadim millet taşlarından kendisinin onlara ibraz eylemiş olduğu hissiyatı âli Cenab-ı Hane'ye muvafık bir muamele görememekle olmasıdır. Türk kavmi cebir ve şiddetin ve adle karşı muvafakiyetiyle mübareze eylediği kendi kanununa münkeat bulunan milletlerin indilerinde aziz olan hissiyatına riayet ettiği halde takriben iki asırdan beri mühtariyetin zahil olduğu mahallelerde bütün mü saatının emlakinin, camilerinin, mekteplerinin hassaten mevcudiyeti mileliyesinin nabut olduğunu görmektedir. Memaliki Osmaniye'nin her tarafından gönderilen birçok telgrafnameler fikrimi teyit ediyor. Binaenaleyh milleti Osmaniye hakkında tarihinin en müsait bir devresini değil, belki heyeti umumiyesinin nazarı dikkate alarak bir hüküm vermek daha doğru olur.'' İzmir vilayeti %83 nispetinde haiz ekseriyet olan ve dince, fikirce, gaye, amelce ve adetçe orada yaşayan ekaliyetten büsbütün farklı bulunan Türk halkını havi ve esasen bir Türk beldesi olduğu için burada Türk milletinin hukukunu nazara itibari almamak pek müşkül olduğu kadar kaide-i adi ve nispete de müvafık değildir.'' Binaenaleyh ne hükümet ne de milleti Osmaniye en mühim şehirlerimizden birinin işgalinin kat'i bir mahiyeti haiz olmasını bir an için bile olsa tasavvur edemez. Hükümeti seniye düveli muazama itilafi hakkındaki hissiyatı se iktisazınca Düveli müşarin arzuları karşısında serfuru eyler ve fakat bu karar hukukumuzdan feragat manasını asla tazamun etmez. Beyanı hali arzı measeri ihtiram vesile ittihas kılına. Şöyle vahim ve elin bir hal karşısında heyeti vukala Mayıs'ın 16. günü istifasını Atebe-i Hümayun'a arz etti ve fakat memlekette husule gelen buhranı amik ve azim sebeple Mayıs'ın 18. günü tekrar hizmet hükümeti devruhte etmeyi bir vazife-i vatanperverine addederek inayeti sübhaneye istinat ve milleti Osmaniye'nin teveccühüne itimat ile memuru devleti temşiyete tekrar mübaşeret edilmiş. Ve 22 Mayıs 1919 tarihiyle İngiltere, Fransa, Amerika ve İtalya fevkalade komiserlerine tercümesi Berbeç Hill nota tebliğ olunmuştur. Harici Nezareti Celilesi'nden 23 Mayıs sene 1919 tarihli Fransa, İngiltere, İtalya ve Amerika fevkalade komiserlerine irsal olunan 114 numaralı mümza notanın tercümesidir. Arkası yarın.